Herkese merhabalar. Ben Sibel. Kanalıma hoş geldiniz. Ocak ayının bitenleriyle başlıyoruz. Öncelikle yatağımın altında 3 tane kedi, bir tanesi de yanında uyuyorlar. Horultu duyarsanız özellikle eril kedim çok horluyor arkadaşlar. Şöyle öncelikle sizle bitenlerimi göstereceğim. Ocak ayında en çok bitmesini gerçekten çok çok sevindim. Artık sonlara doğru ya bit artık uğursuz Ocak dediğim Ocak ayının kendisiydi. Başlar başlamaz Trump'ın İran'a saldırısı, İran'ın Irak'a saldırısı, uçağın düşmesi, Avustralya'daki yangın, depremler, bu virüs, korona virüsü, neler neler. Gerçekten dedim bu ne biçim? Yani benim de zaten Ocak ayında hani başlar başlamaz yılbaşı gecesi inanılmaz şekilde bir mide ağrım oluştu. Bazı da iş yerinde sorunlar, problemler oldu hani arkadaşlar arasında falan. Kendi kendime dedim bu ne aydı ya, bir an önce bitsin gerçekten. Bittiği için gerçekten Ocak ayını çok seviniyorum. Neyse bitenlere başlayayım. Bitenlere başlamadan önce ben daha önceki videolarda ya da vloglarımı izlemişseniz orada da sizlere bunlardan bahsettim. 6. yani 5. aya kadar diyorum da 5. ay Mayıs'ı da sonuna kadar ve 6. ayın başlarında bitmesi gerekiyor. Kendi kendime böyle bir project pen yapmak istiyorum. Cilt bakım ürünlerinde, saç bakım ürünlerinde ve vücut bakım ürünlerinde, bakın dekoratif kosmetiklerden bahsetmiyorum, sadece söylediğim alanlarda böyle bir minimalleşmeye gidiyorum. Hani bir şey bittiği takdirde onun yerine koyamayacağım bir şey, bir ürünüm yoksa gidip alacağım. Ekstra gidip ürün falan almak istemiyorum. Neyse arkadaşlar, hemen başlıyorum. Elindeki bitenleri gösterirken hani yerlerine neyi aldım onlardan da bahsetmek istiyorum. Tabii ki bunu almadım. Alırsam da hani bir dahaki sefere görürsünüz. Çünkü daha bu sabah yaptım. Bu benim şöyle, benim saçlarımın %20'si ya da %30'u beyazlaşmaya başladı. Hani böyle bölgesel değil de işte 5 taneden 2 tanesi, 3 tane, 2 tanesi falan, yani bir tanesi beyaz. O şekilde söyleyeyim. Onun için kendi kendime düşündüm ya, ben bunlarla ileriki dönemlerde başa çıkamayacağım için ve saçlarımı da birden böyle değiştiremeyeceğim için en azından tönük, yani geçici boya alayım. Bu bendeki 28 yıkamaya kadar duruyor. Daha önceden de kullanmıştım ama bilmiyorum, etkisini görmemiştim, sevememiştim. Çünkü gerçekten hepsini de tamamıyla kapatmadı. Bakın rengi falan güzel ama beyazlarımı tam kapatmıyor. Belki de ben çok az bekledim ki 20 dakika ile 30 dakika arası diyorlar. Belki ben 40 dakika beklemeliyim. Buna bir kere daha şans vereceğim. L'Oréal Paris'in 300 numarası, yani koyu kahve ve Casting Cream Gloss diyor. Amonyaksız ve kokusu ağır değil. Gerçekten böyle alabileceğiniz bir koku. Hani rahatsız edici değil. İçerisinde Hindistan cevizi satı var ve balzamlıymış. Şöyle bir ürün. Daha önceden görmüşsünüzdür. Saçlarımın rengi güzel. Gördüğünüz gibi gerçekten güzel yapıyor. Ama beyazlarım da o kadar kapanmadı. Yani bakıldığında beyaz telin kendisi görünüyor. Biraz kestane gibi oldu ama beyaz olduğu belli oluyor. Neyse bunu buraya koyalım. Gelelim diğerine. Şöyle Listerine'den ağız bakım gargarası. Mintli. Yani normal bildiğiniz bir ağız bakım gargarası. 2 hafta içerisinde dişlerinizi beyazlatabileceğini söylüyor. Ben de öyle bir şey olmadı. Bilmiyorum, o konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Yani güzel kokusu var. Böyle daha çok medikal bir ürün gibi kokuyor. Ben medikal kokuları bu aralar sevmeye başladım. Onun yerine de henüz bir şey almadım. Bakın o da eksik. Onu da alabilirim. Neyse. Ve sonra DM'den aldığım Balea'nın şöyle bir body kremi vardı, avokadolu. Ben bunu hiç sevmedim. Hem kullanırken yapı olarak sevmedim. Böyle sanki bilmiyorum, içerisinde butter var da böyle dağılması biraz varla yok gibi, zorla kolay gibiydi, bilmiyorum. Kokusunu da pek beğenememiştim. İyi ki bitti, yarım kiloluk bir ürün. Şu an elimde ikincisi var. Hani bu değil, başka bir versiyonu var. Onu çok seviyorum. Onun kokusu gerçekten güzel. Hatta bazen ellerime de krem olarak uyguluyorum. Yani bunları bitirme derdindeyim. Bunun yerine elimde olduğu için yerine yarısını almadım. Diğer bir ürünüm ise yine DM'den aldığım Alverda Natur Kosmetik'ten ayak butları. Türkçe butter ya, balzam yok. Butter ya, margarin. Ne Türkçe butter ya, bilmiyorum.
Bu organik limetleriymiş, çok kuru ayaklar için ve diyabet hastaları için de kullanılabilirmiş. Kokusu güzel, evet, kokusunu gerçekten sevdim. Ben yani böyle mis gibi limon falan kokuyor. Ama şöyle bir şey vardı bunun. Ben mesela her akşam ayaklarımı kremler, uyurum. Çok nadirdir bir kere kremlemeden uyuduğum falan. Ay, konuşamıyorum nedense. Ve o kremlemediğim gün ertesi sabah baktığımda ayaklarıma bakıyordum, hani sanki hiç krem uygulanmıyormuşum gibi. Hani bir krem uyguladığınız zaman onun etkisi, nemlendiricisi birkaç gün devam etmeli. Siz her gün kullanmasanız takdirde diye düşünüyorum. Özellikle ayak bakım kremlerinde böyle olduğunu düşünüyorum. Yani bilmiyorum. Bunu bir daha alacağımı sanmıyorum. Böyle geri dönüşüm için buraya indiriyoruz paketleri. Diğer bir ürünüm ise John Frieda'nın Frizz Ease rüya kıvırcıklar için olan bir saç bakım köpüğü. Bakım değil, yanlış. Saç köpüğü. Saçlarınızı eğer böyle keçe keçe yapmak istiyorsanız, hani böyle gerçekten cılız saçlarınız benim gibi inceyse, uyguladığında sanki böyle ıslakmış gibi duruyor. Cılız böyle o ıslaklığıyla kuruyor ya. Bakın şu anda bu vermiş olduğu etkiyi görüyorsunuz. İşte bu şekilde kuruyor. İlk gün saçınız böyle. Sonra yatıyorsunuz üstüne falan. Ertesi gün kalkıyorsunuz. Ondan sonra biraz artık kıvırcıklıkları güzel oluyor. Ben bu ürünü hiç beğenmedim. Fiyatı da bayağı bir yüklü. İsviçre'de herhalde bir 10 frank değerinde filandı diye biliyorum. 9,90 falan öyle bir şey olsa gerek. Hiç beğenmedim bu ürünü. Yine de kullandım. Bunun yerine şu hani elimdeki ürünleri azaltma gibi bir şey söz konusu ya, bunun yerine elimde başka ürün olmadığı için gidip bunu aldım. Bu Lee Stafford'un Coco Loco saç köpüğü, Hindistan cevizli. Gerçekten ilk kullandığımda güzel Hindistan cevizi kokmuştu. Yani bunu aldım yerine. Bunu da ileriki dönemlerde sizlere anlatırım. Yalnız bu az kaldığı için bunu böyle tepeme uyguladım. Şunu da böyle alt kısımlarına uyguladım. Görüyorsunuz kıvırcıklıklarımı tam şey yapmadı. Bilmiyorum. Bir şey söylemek istemiyorum. Yani yerine doldurdum. Bu ay aldığım ürünlerden bir tanesi buydu. Diğeri ise evet. Glam Glow'un Water Burst diye bir nemlendirici kremi var. Bu kremi ben çok seviyorum. Bu benim İkinci alışım. Bunun bana verdiği etki, tamam, ilk içeriğinde gliserin var, hani şey gliserin diyorum, dimotikon ya şey silikon, gliserin ikinci etapta geliyor ve içerisinde şu anda parlak janjanlı olduğu için, gelin de görün, şu anda isimleri aklıma gelmiyor ama bir cilt bakım kreminde en önemli olması gereken nerede ya, çok aşağılardaydı onun için. Asporbil palmitatla sodyum hilorinat, bunlar en altta. Yani bu içerikler gerçekten her kremin içerisinde ilk başlarda olsa işte o krem çok iyi olur ama çok severek kullandığım ürünlerden bir tanesiydi. Bu dediğim gibi daha önceden de kullandım, ikincisini aldım. Ben Glam Glow'un ürünlerini çok seviyorum, kokusu da çok güzel. Böyle aynen kutunun üzerindeki gibi su, hani uyguladığında sanki böyle cildime doya doya sulamışım, su vermişim gibi güzel bir nemlilik hissiyatı veriyordu. İkinci ya da üçüncü sıralamasında da gliserin olduğu için, çünkü birinci sıralamasında su var. Tekrar alacağım ürünlerden bir tanesi. Ama şu anda elimde cilt bakım ürünleri olduğu için, yani bunun yerine yenisini almadım. Bu böyle kaldı. Diğeri ise şöyle Filorga'nın böyle medikal bir ürün demeyeceğim de, şöyle bunun hakkında okuduğumda Filorga bir Fransız markası ve Fransa'da estetik doktorlarının hastalara verdiği bir markaymış. Yani bir ürünmüş. Öyle okudum. Yalnız mesela ürünün içeriği gerçekten güzel. Çok iyi. Mesela burada şu anda şey yapamıyorum ama hyaluronik asit var, işte oksijen booster var. Artı el enzim var. Yani bunlar hepsi cilt için, özellikle göz çevresi için falan çok güzel ürünler. Ama ben bunu mesela bilmiyorum neden, gerçi kullandığım bu göz, nasıl söyleyeyim, göz etrafımı temizlerken kullandığım ürün hala aynı. Ama ben bunda böyle efektif bir etki görmedim. Hani bunu uyguladığımda, aa evet gerçekten çok güzel bir etkisi var diye bir etki görmedim. Sadece şöyle bir etkisi var.
İçerisinde böyle biraz kremin kendisinde böyle yaldızlı olduğu için sabah kalktığınızda uyguladığınızda hani bir de böyle hafiften böyle ten rengi onu uyguladığım takdirde böyle canlı bir gösteriyor ama o sadece hani böyle görsel bir görüntü, bakım amaçlı değil. Bakım amaçlı gözlerimin etrafına, çevresine bir şey yapmadı. Aksine bunun yerine, çünkü elimde başka göz kremi olmadığı için bunun yerine kullandığım şu anki Estée Lauder'ın Day Wear A kremi, bu yani düzeltiyor o pörsüleri, pürtüleri falan, hani böyle sanki şişerde böyle sonra torba gibi söner, buruşuklar olur ya, onu böyle düzeltiyor inanılmaz bir şekilde. İçerik olarak bu o kadar bununla kıyaslanırsa değil. Bu aslında düzgün ama efektif olarak ben bir etkisini görmedim. Şimdi size şu şekilde gösteriyorum. Hala dibinde şuralarda bir yerde var. Onu keseceğim, onu da kullanacağım. Yani hiç boşuna olmasın. Bunun yerine de bunu aldım. Böyle ve sonra bakalım. Ha, şunu ben İstanbul Hava Alma Yeni Limanı'nda almıştım. Türk markası. Zerdeçallı organik el yapımı doğal sabun. O kadar güzel kokuyor ki şu an bile elime aldım. Hatta bu birkaç hafta biliyorsunuz benim vloglarımı izlemişseniz o şöyle ortada duruyordu. Yani kokusu kapıdan içeri girdiğimde bile geliyordu. Bunu kullandım, bitirdim. Eğer Türkiye'ye gidersem bunu görürsem tekrar tekrar alacağım. Kızım da başkasını almıştı. O da memnundu galiba. Hatta bir ara beni soruşturdu, anne sen bunu kullanıyor musun diye. Ben de niye hiç sordum. Herhalde kullanmıyorsan bana ver gibi falan bir şeylerdi, bilmiyorum. Çok sevdim ben bunu. Sizlere öneriyorum. İsterseniz bir bakın, bilmeyenleriniz varsa. Harika bir ürün. Tekrar alacağım. El yapımı bir ürünmüş bu arada. Ve sonra arkadaşlar bitirmek için uğraştığım şu Burjuva'nın 05 numaralı ruju. Daha önceden 08'i kullanmıştım. 08'i çok seviyordum çünkü tenime de uyuyordu. Bu da çok güzeldi. Bunu da çok seviyorum. Burjuva'nın rujlarına mutlaka bakın arkadaşlar. İnanılmaz güzel. İlk kullandığınızda normal ruj şöyle birazcık bir 10 dakika falan geçtiğinde matlaşıyor. Çok güzel. Dudakları da yapısını da çok güzel gösteriyor. Kurutmuyor. Ve bir şeyler yiyip içtiğinden sonra bile diğer rujlar gibi sizi rezil etmiyor. Yani şu ara görüntü, bazı rujlarda şu ara görüntü çok çirkin olur ya, bunda öyle bir şey olmuyor. Mutlaka size öneriyorum. Şimdi bu bitmeye yakındı. Yani az kalmıştı bitmeye. Bu böyle zor açılıyor ya, kendiliğinden çıkmıştı bu. Ben bunu böyle açtığım takdirde birden elimden fırladı gitti. Şöyle bir yuvarlandı. Ben bunu almaya kalkarken kedilerim oyuncak sandı. Üzerine bir patisini atınca zaten orada bitti. Dedim hemen bir kağıtla toplayıp attım. Güzel bir üründü. Şu anda elimde Burjuva'nın başka ürünü yok. Ama ileride alırım. Elimde birçok rujlar var. Onlarla şu anda haşır neşirim. Yeni ruj alır mıyım bilmiyorum. Dekoratif kosmetik böyle makyaj videoları falan çekersem almaya gayret ederim. Hani sizlere de yeni bir şeyler göstermeyi çok isterim. Ama şu anda dediğim gibi elimde başka rujlar da olduğu için, ben onların icabına baktığım için yeni bir şey almayı düşünmüyorum. Ama bu demek değildir ki almayacağım. Ben sadece hani başka yerlerden Project Pen yapıyorum. Onu da sizlere söyleyeyim. Maybelline'in Instant Anti-Age Effect Derluscious Augen Concealer. Bu benim ikincisi. Daha önce de ben bunun hem concealer'ını hem de fondötenini kullanmıştım. Fondötenini de çok beğenmiştim. Özellikle o videolarıma da bakabilirsiniz. Bayağı bir oldu kullanalı. O kadar beğenmiştim ki bunu. Ama ben son zamanlarda benim gözümün çevresini bunun kuruttuğunu fark ettim. Hani böyle bir kuruluk, bir nemsizlik fark ettim. Almanya'da birçok YouTuber'da gördüm. Bunu böyle uyguluyorlar. Böyle cildine uygulayıp fırçayla falan dağıtıyorlar. Fondöten niyetine uyguluyorlar. Çünkü çok doğal ve ince bir yapısı olduğu için. Özellikle cildiniz yağlı ve karmaysa mutlaka sizlere de öneririm, bir deneyin. Ben de zaten o şekilde bitirdim. Yoksa biteceği yoktu. Bir daha alır mıyım? Şu an almayı düşünmüyorum. Yani şu an almayı düşünmüyorum. Bilmiyorum. Ve sonra pembe kutunun gönderdiği çok ilginç bir ürün. Pembe kutu mu gönderdi? Myron'un bilmiyorum. İkisi de bana bazen ürünler gönderiyor. Şöyle İko'dan Thermal Treatment Wrap diye Detox Balance Mask. Saç bakım maskesi arkadaşlar. Bu içerisinde şöyle bir şey çıkıyor. Gerçekten çok ilginç.
Bunu saçlarınızı yıkadıktan sonra nemliyken kafanıza geçiriyorsunuz. Ve şöyle şununla da biraz böyle bağlıyorsunuz. Böyle bir komik komik geziyorsunuz. Hala içerisinde ürün var. Güzel de kokuyor. Ama ben bunu yaptım. Ondan sonra şöyle kalktım, içeriklerine bakıyorum. Neymiş? İlk başta silikon. Şimdi biz bir şeyde, bir saç bakım maskesinde silikonsuz deriz, parabensiz deriz, bilmem mineral yağsız deriz, parafinsiz deriz ya. Maşallah hepsi, ama hepsi ilk sıralarda. Ay konuşamıyorum. Bilmiyorum, görecek misiniz? Durdurur musunuz burayı? Bakar mısınız? İlk sıralarda. Yani bu nedir arkadaşım ya? Sonra dedim eyvah, gitti saçlar, bir bu eksikti. Neyse. Yani önermiyorum. Zaten pek de bir etkisini görmedim. Bilmiyorum, boşu boşuna bir şey. Neyse, bu böylelikle kullanmış oldum. Şöyle elimde Blistex'ten sensitif bir lip balm var. İyi bir lip balmdı. Şöyle gösterim, artık gelmiyor. Yani uyguladığım takdirde bir şey hissetmiyorum. Elimde birkaç tane lip balm var. Farklı farklı amaçlar uyguluyorum. Bir tanesi işte dudağıma uyguluyorum. Bir tanesi de, hani bunlar vazelin olduğu için, tırnak etlerimi uyguluyorum arkadaşlar. Sizin de elinizde birçok varsa ve onları değerlendirmek istiyorsanız, hem ayaklarınıza hem de tırnaklarınıza, tırnak etlerinize uygulayarak yumuşatabilirsiniz. Sonra da bir çöple falan onları iterseniz, kibrit çöpüyle ya da tırnak çubuğuyla falan iterseniz, hem ayak hem de elde güzel bir bakım sağlamış olursunuz. Almadım çünkü elinde birçok var. Evet. Ve sonra iki tane böyle denemelik tester serum. Birisi L'Oreal Revitalif'in, bunu pembe kutu gönderdi. Şu anda cilt bakım kremini uyguluyorum. Onun için almamıştım. Hyaluronik asit vardı bunun içerisinde galiba. İlk sırada tabii ki su, gliserin, sulfonik asit, sodyum hyaluronat. Bunlar arkadaşlar çok önemli. Cilt için gerçekten önemli. Gözlerimde görse, aslında ben bunları hepsini böyle önceden hazırlansam, yazsam bir yere. Şu anda arıya arıya zaman da gidiyor. Neyse. Güzeldi. Fena değil ama bir kere kullandım. İdare ederdi ama bir kere kullanmama rağmen iyi bir etki aldım. Şu Biotherm'in Life Plankton Eliksiri. Bu çok güzel bir ürün. Şöyle, bu da janjanlı olduğu için zorla göreceğim ama bunun içerisinde gliserin ve İşte cilt için önemli olan bu hyaluronat, ondan sonra neydi, sodyum hyaluronat falan, onlar gerçekten bu güzeldi. Yani bunu uyguladığım anda böyle cildime bir freshlik falan, hani çok kurur da siz birden elinizi bir şeyle, bir losyonla falan nemlendirdiğinizde kendine gelir ya, bunda da hemen bunu fark ettim ilk kullanmama rağmen. İleride belki buna bir şans veririm. Evet, benim Ocak ayında bitenlerim buydu. Umuyorum Şubat ayında çok çok güzel şeyler olur. Hani yeter, bu Ocak'ta olan bitenler Ocak'ta kalsın. Çünkü gerçekten bütün dünya olarak 2020'ye çok kötü başladık ki, ben 2020'ye başlamadan önce böyle yılbaşı gecesi yaklaştığında böyle içimde bir kıpırdı. Sanki içimden bir hissiyordu. Yani böyle ki söyledim kendi kendime. Ya 2019 çok kötü bir seneydi. 2020'de ama çok güzel şeyler olacak. Ama ben yine de bu umudumu yitirmek istemiyorum. Ben kendi açımdan ve sizlere de, herkes için bunu diliyorum. 2020 çok güzel olsun. Hepimiz için. Şubat ayının son bitenler videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.